Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya Habiballah. Elfu elfi salatin ve elfu elfi selamin aleyke ya seyyidel evvelin vel ahirin. Yüce Rabbim Celle Celaluhu her birimizi hem dünyası mamur hem de ahireti mamur olan bahtiyar kullarından eylesin. Yüce Rabbim kalbimizi imanla doldursun, ihlas ile gıdalandırsın. Yüce Rabbim aşkıyla, muhabbetiyle kalplerimizi tenviru ihya eylesin. Yüce Rabbim ibadet hevesimizi, Yüce Rabbim gayreti diniyemizi gün be gün ziyade eylesin. İbadete karşı soğuk olan çocuklarımız, eşlerimiz, aile bireylerimiz, komşu akrabalarımız neler varsa Rabbim onlara da rahmetiyle, lütfuyla, keremiyle ibadet hevesini nasip eylesin. Ailece Allah yolunda yürümeye, hep beraberce Allah'ın dinine sımsıkı sarılmaya, evlerimizi namazın bereketiyle bereketlendirmeye, hayatımızı Kur'an'ın ve namazın bereketiyle bereketlendirmeye, rızkımızı helal yollardan bereketli bir şekilde kazanmaya muvaffak eylesin. Rabbim bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu harama, yalana, namerde muhtaç eylemesin. Bilerek veya bilmeyerek, kasıtlı veya kasıtsız, bizi cehenneme sevk edecek, hesabını veremeyeceğimiz, mahcup olacağımız yanlış işlere düşmekten Rabbim muhafaza eylesin. Her insanın düşmanı var. Düşmana karşı insan tedbirli olmalıdır. Ama bizim nefis ve şeytandan daha düşmanımız yok ki. Her düşman bizim canımıza, malımıza kast edebilir. Ama nefis ve şeytan bizim imanımıza kast eder. Namazımıza kast eder. Ahiretimize kast eder. Sırat köprüsünden karşıya geçmememize kast eder. Cehennemde fokur fokur kaynamamızı arzu eder. Bundan dolayıdır ki düşmanlarına karşı tedbirli olan insanlar şeytan ve nefis düşmanını unutmamalıdır. En çok tedbir alınması gereken İki amansız düşmandır. Yüce Rabbim nefsin esaretinden, şeytanın köleliğinden her birimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu ebediyen muhafaza eylesin. Kıymetli izleyenlerim, insan ibadetle değer kazanır, imanla değer kazanır, ahlak ile değer kazanır. Bir insanda iman yoksa, bir insanda ibadet yoksa, bir insanda ahlak yoksa, bu insan sadece canlı bir varlıktır. Kedi gibi, diğer canlılar gibi sadece bir varlıktır. Elbette köpeğin de bir takım özellikleri, güzellikleri var. Sadakat örneğini köpekten almak lazım der bazıları. Sahibi ona, affedersiniz, kuru, yanmış ekmek parçalarını verir, onların hatırına sabaha kadar kapısında bekler. Sahibi gittiği yerde onunla beraber gider, onu korur ve muhafaza eder. Yani sadakat örneği vardır. Her hayvanda bir güzel veya birkaç tane güzel özellik vardır. Dolayısıyla insan iman yoksa, ibadet yoksa, güzel ahlak yoksa mutlaka bunun insan olarak bir takım özellikleri olacaktır. Ama bunlar ona bir değer kazandırır mı? İşte diğer canlılarda da mutlaka bir özellik vardır ama sonuçta hayvandır diyoruz. Kendine münhasır bir işte değeri vardır, çapı bellidir, onun üzerine çıkamaz. Şimdi Cenab-ı Hak Celle ve Aleyh Hazretleri buyuruyor ki, Estaizu billah, قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ De ki Habibim, eğer sizin ibadetiniz, Allah'a yalvarışınız olmasa, Cenab-ı Hak size neden değer versin ki? Şimdi Allah Celle ve Aleyh Hazretleri bize imanımızla, ibadetimizle, yalvarışımızla değer veriyor. Bunlar olmayınca bir değerimiz yoktur Cenab-ı Hakk'ın Celle Celaluhu'nun nezdinde.
Bizim gözümüzde makam gördüğümüz, servet gördüğümüz, varidat gördüğümüz şeyler Cenab-ı Hakk'ın nazarında hiçtir onlar. Dolayısıyla biz varlığıyla kendimizi zengin ettiğimiz, zengin hissettiğimiz şeylerin hepsi Cenab-ı Hak nezdinde hiç olunca bizim zenginliğimiz de hiçtir. Dolayısıyla kainatın sahibi, bizim de sahibimiz, sahip olduğumuzu zannettiğimiz şeylerin de sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. O Allah bize sahip olduğumuz servetle, bulunduğumuz makam ile değer vermiyor. Sahip olduğumuz servet sırtımızda bir emanettir. Hakkını ödeyip ödemediğimizi, kazanırken helalinden kazanıp kazanmadığımızın hesabını vermek üzere sırtımızda bir yüktür. Sahip olduğumuz makam ve mevki, o da sırtımızda bir yüktür. Hakkını ödeyip ödemediğimizi, rüşvete tevessül edip etmediğimizi, efendim bu işin hakkını verebildik mi, veremedik mi, bizden daha layık olan, daha becerikli olan insanlar var olduğu halde biz nefis yaparak, efendim enaniyet yaparak onların önüne geçip geçmediğimizi, bunların hesabını vermiş olacağız. Bu itibarla kıymetli izleyenlerim, şunu unutmamak lazım. Ben ve malım, ben ve maaşım, ben ve evim, ben ve arabam, bunlar hepsi dünyalık şeylerdir. Bunu kaldıralım. Ben ve imanım, ben ve namazım, ben ve Kur'an'ım, ben ve ahlakım. Bunlardır bize katma değer kazandıracak olanlar. Hiçbir insana binmiş olduğu araba şeref kazandırmaz. İnsan arabaya şeref kazandırır. Hiçbir ev orada oturan insana şeref kazandırmaz. Eve oturan insan eve şeref kazandırır. Falanca kişinin oturduğu ev, falanca alimin oturduğu ev, değil mi? Denir. Yani eve şeref kazandıran insandır. İnsana ev şeref kazandırmaz. Falanca kişinin arabası, falanca kişinin fabrikası denir. Dolayısıyla fabrika bize şeref kazandırmaz. Efendim, makam mevki bize şeref kazandırmaz. Biz o makamlara, biz o mevkilere eğer layık olursak şeref kazandırmış oluruz. Bu itibarla Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bizim en güzel örneğimizdir. Şaşmaz ve tartışılmaz örneğimizdir. O bir beşerdi sonuçta, bizim gibi bir insandı. Yemek, içmek, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak, onları geçindirmek ihtiyacıyla karşı karşıya mıydı? Evet. Uyumak, uyanmak bununla karşı karşıya mıydı? Soğuk ve sıcak, ihtiyarlamak, hasta olmak bütün bunlarla karşı karşıya mıydı? Evet. Yani bizden bir farkı yoktu bu cihetleriyle beraber. Bir fark vardır, Allah'ın peygamberi, bu kadar. Abduhu ve resuluhu. Kul olmakta biz de Allah'ın kuluyuz, o da kuludur. Ama elçi olmakta bir tane elçi olur. O da Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Allah Celle Celaluhu seçti onu, elçi kılmıştır. Ama arkasından da Es-Sa'idu billah لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Şüphesiz Allah'ın Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için güzel örnekler vardır diyor. Peki biz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i örnek almaya kalktığımız zaman şöyle para kazanırdı, şöyle tarlaları vardı, şöyle bağları vardı, şöyle köşkleri vardı diye konuşabileceğimiz şeyler yoktur. Ama şöyle din için mücadele veriyordu. Namazında şöyleydi, gece ibadeti şöyleydi, gündüz hassasiyeti böyleydi. Haramlar ve günahlar karşısında duruşu şöyleydi, duası, yalvarışı böyleydi. Hep bizi Allah'a yaklaştıracak, ahiret sermayemizi artıracak artıları kendisinde görmüş olacağız. Yani Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i ahlakında örnek alacağız, imanında örnek alacağız, Kur'an'a olan teslimiyetinde, Allah'a olan bağlılığında örnek almış olacağız. Çevre münasebetlerinde örnek almış olacağız. Nasıl davranıyordu insanlara? Yanlışlar karşısında tutum ve davranışı neydi? Kendisine hakaret eden insanlara karşı tutumda ve davranışı neydi? Bütün bunlar bizim örnek almamız gereken Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin güzellikleridir. Son zamanlarda okuduğumuz ve takip ettiğimiz hadis-i şeriflerde Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin ibadet hayatını
veya bize tavsiye ettiği ibadetleri görmekteyiz. Gece ibadetinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hassasiyeti doruk noktadaydı. Bundan dolayıdır ki İmam Rabbani Kuddüs Sirru Hazretleri der ki, bu yolda yürüyen, yani Allah'a dost olmak yolunda yürüyen, manevi ifadesiyle seyr-i sülük dediğimiz Allah yolunda yürüyüp mesafe kat etmek isteyen insanın gece sabaha kadar yatması mümkün değildir. Böyle bir derdi olan insanın gece mutlaka kalkması ve abdestini alıp namaza durması, namazdan sonra da eline tesbihini alıp Allah'a yalvarması ve onu zikirle meşgul olması labuttur. Yani mutlaka lazımdır. Hatta bu yolun zaruriyatındandır. Yani ben dost olmak istiyorum dersen, dostluk listesine katılmak istiyorsan, geceleri kalkacaksın, tatlı uykundan feragat edeceksin, gücünün yettiği kadar abdestinle kıyama duracaksın, rükûa ineceksin, secdeye kapanacaksın, yalvaracaksın Rabbine, Allah'ım imanımı zirveye yükselt, amellerimi salih kıl, günahlarımı affeyle, elimden tut, bana yardım eyle, ümmeti Muhammed'e imdad eyle diye dua edeceksin, edeceğiz. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yine bugünkü dersimizde gece ibadetiyle alakalı bize intikal eden hadisi şeriflerini okumaya devam edeceğiz. Birinci hadisi şerifimizi kitabımızın bu konuyla ilgili ikinci faslında Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh Efendimiz'den dinliyoruz. Diyor ki ennehu ra'an nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme yusalli minel leyli. Yani Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece namaz kıldığını gördü. Onlar Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i tabiri caizse en ince teferruatıyla takip ederlerdi. Çünkü onun hayatı bunlar için örnek olacaktı. Camiye gittiyse camiye gitti. Namaza durduysa namaza durdu deyip geçmezlerdi. Mutlaka onun namazını, abdestini, tavır ve davranışını A'dan Z'ye kadar incelerlerdi. En incesiyle incelerlerdi. Diyor ki Hazreti Hüzeyfe radıyallahu anh Efendimiz, Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i gördüm. Fekâne yegûlü şöyle diyordu gece kalkıp namaza duracağı zaman. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Zül Melekut, Vel Ceberut, Vel Kibriyâi Vel Azame. Namaza durmadan nasıl odaklanıyor Mevla'nın huzuruna durmak için? Allahu Ekber, en büyük Allah'tır. Başka bütün dertler hepsi basit şeylerdir. Derdi Allah olanın derdi en büyük derttir. Çünkü Allah en büyüktür. Ekber en büyük demektir. Bunun elbette kullanıldığı yere göre izah tarzları değişebilir. Mesela Allahu Ekber deyip namaza duracağımız zaman veya ezandaki Allahu Ekber'i değerlendireceğimiz zaman, ey insanlar, siz paranın peşine koşuyorsunuz, tarlada çalışıyorsunuz, iş yerinde çalışıyorsunuz. Bütün bu çalışmalarınız kendi ihtiyaçlarınızı görmek içindir. Tamam. Allahu Ekber en büyük Allah'tır. Sizin bütün bu ihtiyaçlarınızı halleden O'dur. Rızkınızı veren O'dur. Çalıştığınız zaman efendim para kazanmak için, çoluğunuzun çocuğunuzun nafakasını temin etmek için çalıştığınızda kullandığınız eli veren O, kullandığınız ayağı veren O, kullandığınız aklı veren O, kullandığınız gözü veren O, kullandığınız dili veren O, kullandığınız enerjiyi, gücü, kuvveti veren O, beceriyi veren O, neyi kullanıyorsanız hepsini veren O. Karşıki tarafta tarlayı veren O, tohumu veren O, toprağa bu kabiliyeti veren O, bitirsin diye güneşi gönderen O. Hep O, hep O. Allahu Ekber. O zaman tarlayı gözünde büyütme. Hasılatı gözünde büyütme. Maaşı gözünde büyütme. Tazminatı gözünde büyütme. Allah hepsinden daha büyüktür. İbadet zaviyesinden baktığımız zaman Allahu Teala en büyüktür. Ondan daha büyük yoktur. Allahu Teala'nın sizin ibadetinize ihtiyacı yok. Allah çok yücedir. Yüceler yücesidir. Senin benim ibadetim
Cenab-ı Hakk'a ne temin edecek ki? Bırak seni beni. Bütün insanlar toplansalar, evveliyle ahiriyle, hepsi en iyi insan gibi olsalar, ibadeti en bol olan insan gibi ibadet yapsalar, zerre kadar benim şerefim artmaz diyor. Zerre kadar benim menfaatim olmaz diyor Allah Celle Celaluhu. Bütün insanlar toplansalar, evveliyle ahiriyle, hepsi isyan bayrağını çekseler, Allah'a kafa tutsalar, isyan etseler, benim şerefimden zerre kadar azalmaz diyor. Dolayısıyla kıymetli izleyenlerim, Allahu Ekber dediğimiz zaman, Allahu Teala'nın bizim ne namazımıza, ne Kur'an'ımıza, ne zekatımıza, ne şuyumuza, ne buyumuza ihtiyacı yok. Öyleyse bu ihtiyaç bizim ihtiyacımızdır. İbadete bizim ihtiyacımız var. Çünkü fırıncı bu kadar ekmek pişiriyor. Fırıncının bu kadar ekmeğe ihtiyacı var mı? Fırıncının ekmeğe ihtiyacı yok, fırıncının paraya ihtiyacı var. Sen gideceksin, ekmek alacaksın, fırıncıya para vereceksin. Allahu Teala'nın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bizim ibadetimize de ihtiyacı yok, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama ibadete bizim ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu ibadeti biz gerçekleştireceğiz. İhtiyacımızı, ibadet karşılığında Allah bize rızasını verecek, cennetini verecek, cemalini verecek, dostlar listesine katacak, imanla ahirete göçmemizi sağlayacak. Bütün bunlara bizim ihtiyacımız vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir ibadete başlayacağı zaman odaklanırdı. Allahu Teala'nın huzuruna durmadan Allahu Teala'ya odaklanırdı. Nasıl başlıyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bitirmedi, devam ediyor. Zül melekut vel ceberut vel kibriyai vel azame. Allah en yücedir. O bütün mülklerin sahibidir. Zahiri batını ne kadar mülkler varsa, az çok küçük büyük ne varsa hepsinin gerçek sahibidir. Yerlerin ve göklerin sahibi olduğu gibi. Vel ceberut. Efendim Allah Celle Celaluhu ceberut sahibidir. Yani gücü ve kuvvetiyle karşısında kimse duramaz. Azameti sonsuzdur. Onun büyüklüğü başkasıyla kıyaslanamaz. Vel kibriyai vel azameti, kibriya ve azamet sahibi olan Allah Celle Celaluhu en yücedir diyerek başlardı. Bütün bunları söyleyerek Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın azameti karşısında ibadetteki performansını yakalayabilmek için aklına kafasına başka şeyler gelmesin diye bu cümleleri bu Cenab-ı Hakk'ı öven cümleleri serdediyordu. Zül melekûti vel ceberût vel kibriyâi vel azame. Üç defa Allahu Ekber dedikten sonra bunu söyler. Sonra ne yaparmış? Sümme stefteha fekara el bekarete. Sonra namaza başlar. Efendim işte Sübhaneke'yi okur. Sübhaneke'yi okuduktan sonra da efendim Bakara suresine başlardı. Sümme stefteha fekara el bekarete. Yani Sübhaneke'yi okur okumaz. Efendim işte Fatiha'dan sonra da Bakara'yı yani zamm-ı sure olarak Bakara'dan başlardı. Sümme raka'a Bakara suresini okuyup rükû'a varırdı. Fekâne rükû'uhu nahven min kıyâmihi. Onun rükû'u kıyamına benzer, kıyamına yakın derecede idi. Şimdi buradan anladığımız Bakara suresinin tamamını okurdu. Yani Bakara Fatiha'dan sonra Bakara suresinin büyük bir kısmını okudu anlaşılabilir mi? Ama ilk anlaşılan Bakara suresinin tamamını okudu. Bakara suresi bir cüz, iki cüz, iki buçuk cüzdür. Yani 50 sahife civarındadır. 50 sahifeyi okumuş Aleyhissalatü vesselam Efendimiz rekatta. Sonraki rükû'a varmış. Kim dayanabilir buna? Fekâne rükû'uhu nehve min kıyâmihi. Rükû'a vardığı zaman o 50 sahifeyi takriben okuduğu zaman ne kadar zaman geçtiyse rükûde de bekleyişi o kadar aşağı yukarı oldu diyor. Demek ki bir rükû ki tam rükû. Fekâne yekûlu fî rükû'ihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rükûunda şöyle diyordu. Sübhâne rabbiyel azîm. Sübhâne rabbiyel azîm. Sübhâne rabbiyel azîm.
azim olan, azamet sahibi olan Rabbim noksan sıfatlardan münezzehtir. Sümme rafa'a ra'sehu minel ruku'u. Ondan sonra Sübhane Rabbiyel Azim dedikten sonra başını, mübarek başını rükûden kaldırır. فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ. Rükûden kalktı. Secdeye gitmeden ayakta bekliyor şimdi. Oradaki bekleyiş de aşağı yukarı 50 sayfa okuyacak kadar beklediği iki rükû arasında. يَقُولُ لِرَبِّيَ الْحَمْدُ. Yani ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِنْ رُكُوعِهِ. Rükûden kalkınca rükûde beklediği kadar aşağı yukarı bekledi ayakta ve şöyle diyor: Li rabbiyel hamdu. Yani rükûden kalkınca li rabbiyel hamdu diyordu. Allahumme rabbena lekel hamd, Allahumme rabbena ve lekel hamd ve lekel hamdu hamdan tayyiben kesiren mübareken fi diye farklı rivayetler vardır. Burada da bu defasında da böyle yapmıştır. Bu ravinin gözünün önünde de bunu yapmıştır. Sonra sümme secdede secdeye varmış. Fekâne sucuduhu nehven min kıyamihi. Ayakta takriben 50 sayfa okumuş. Rükûya varınca 50 sayfa okuyacak kadar durmuş. Rükûden kalkınca yine ona yakın bir şekilde durmuş. Sümme secdede secdeye varmış. Fekâne sucuduhu nehven min kıyamihi. Secdesi de az değildi. O da fazla idi. Uzun süre secdede bekledi. وَكَانَ يَقْعُدُ فِي مَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ نَحْبًا مِنْ سُجُودِهِ. İki secde arasında da efendim secdede beklediği kadar öyle bir miktar bekler idi. وَكَانَ يَقُولُ. Bir taraftan da şöyle söylerdi: رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي. Allah'ım, iki secde arasında aleyhissalatü vesselam Efendimiz رَبِّ اغْفِرْ لِي رَبِّ اغْفِرْ لِي deyip durur idi. فَصَلَّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ ف۪يهِنَّ الْبَقَرَةَ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 4 rekat namaz kıldı. 4 rekat namazda ne yapmış? فَصَلَّ اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ ف۪يهِنَّ الْبَقَرَةَ. O 4 rekatta Bakara suresini okudu. وَآلِ عِمْرَان آلِ عِمْرَانِ okudu. وَالنِّسَى Nisa suresini okudu. وَالْمَائِدَ Maide suresini okudu. Evil En'am, Maide veya En'am surelerini okudu. Aman Allah'ım, bu 4 rekatte bu kadar sure nasıl okunabilir? Efendim, aşağı yukarı 6 cüzden fazla, yani 150 sayfa civarında, 150 sayfa civarında Kur'an okumuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Şekke şu'betu. Maide suresi mi, En'am suresi mi? Ravi burada biraz şüphe etmiş. Bunu da hemen rivayetine yansıtmıştır. Neyi görüyoruz kıymetli izleyenlerim burada? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz 4 rekatlık bir namaz kılıyor. Gece, yani fasıla fasıla 4 rekat namaz kılıyor. Bu 4 rekat namazın içerisinde takriben 150 rekat okumuş oluyor. İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin İbadet hayatı, onun Allah'a kulluk inancı ve performansı bu işte. Hani aleyhissalatü vesselam Efendimizin hayatını örnek almak lazım ya, gerçekten burası dikkat çekici. Nasıl yapabiliriz? Hiç olmazsa şunu yapmalıyız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kalkardı, böylesine uzun sürelerle okurdu. Biz o kadar uzun süreli okumasak bile hiç olmazsa kalkmalıyız. Mutlaka her akşam gece nasıl kalkabilirim? Bunun düşüncesini yapmak lazım. Yatarken ona göre yatmak lazım. Saat veya telefonu kuracağımız zaman buna göre efendim kurmamız lazım. Ben mutlaka gece kalkmalıyım. Efendim, Rabbimle dostluk bağlarımı pekiştirmeliyim demeli. Hani bizim örneğimiz ya, işte o böyle yapıyordu. Rahmetli Hasbi Hoca Efendi derdi ki, bu nefis ve şeytan var ya, bize hiç iyi şeyi düşünmez. Hep böyle ayağımızın altını oymak ister. Kalkarım gece, derim ki yani yarın akşam teheccüde kalktığım zaman uzun süreler okuyacağım, bu akşamki gibi olmayacak. Yarın akşam kalktık diyelim diyor. Kalkınca abdestimizi alıyoruz.
namaza duracağım. Namaza dururken uzun süre okurum diye düşünürken, Fatiha'yı okurken, Fatiha bitmeden hemen inna ateyna kul huvallahu ahad vel asri geliyor aklıma. Haydi ona da razı oldum diyor. Vel asri derken diyor, bağlı olan ellerimi de hemen çözüveriyorum. Çünkü hemen acele ediyorum, rükâya varacağım. Daha vel asri yarıya gelmeden ellerimi çözdüm. Şeye gidiyorum. Rükâya gidiyorum. Yani bir an önce onu namazın içerisinden çıkarmaya çalışıyor. En kısa sureleri okutuyor ona. Peki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize örnek teşkil edecek. Bu kadarını bizim yapmamız çok zor. Zaten bu kadar sureyi bilen insanlar genelde hafızdırlar. En azından hafız olanlar bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi biraz daha fazla taklit etme imkanları vardır kıymetli kardeşlerim. Biz diğer, yani Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen, hafız olmayan kardeşlerimiz de doğru düzgün bildikleri surelerin sadece kısalarını değil uzunlarını da sık sık okumalı. Bir sonraki hadis-i şerif وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ebu Davud'un naklettiği bu hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği naklediliyor. Men qame bi ashri ayatin lem yuktab min el gafilin. Bir insan namazda 10 tane ayeti böyle tedebbür ve tefekkür ederek, manasını düşünerek efendim okursa, fasalla men qame bi ashri ayatin, gece kalkmıştır, 10 ayet okumuştur. Ala tedebbur ve teenni, yani böyle acele edip de böyle birbirine karıştırmamış, düşüne düşüne ve efendim teenni ile yavaş yavaş okudu ise efendim mükafatı nedir bunun? Lem yükteb minel gafilin. Bu insan gafiller listesinden silinir veya en azından gafiller listesine konmaz. Evet. Kıymetli izleyenlerim, demek ki bir insan gece kalkar da 10 tane ayet namazda okursa Allahu Teala bu kulumu gafillerden yazmayın. Bu uyanıktır. Ayık ve uyanık olduğu için gece buradadır. Efendim öyleyse bu gafillerden değildir. Lem yükteb minel gafilin. Ve men kâme bi mi'eti ayetin kütübe minel gânitin. Eğer bir insan gece kalkıp 100 ayet okursa o kanitinden yazılır. Kanitin demek el-muvazibine alet-taati evil-mutavviline el-kıyame fil-ibadeti vel-kunuti. Yani kanit Allah'a sonsuz derecede Allah-u Teala'ya kaliteli bir şekilde itaat eden, ne emredersen baş üstüne diyen demektir. Öyleyse bir insan eğer 200 ayet okuyabiliyorsa gece kalkıp kıldığı namazda Allahu Teala bu insanı gafillerden yazmıyor. Gafil olsaydı gece kalkmazdı. Gafil olsaydı gece kalkıp bu kadar ibadet etmezdi. Şimdi burada şöyle bir noktayı paylaşmak isterim. İmam Rabbani Kuddüs-i Sirru Hazretleri mektubatında birkaç mektupta bunu söylüyor. Bir insan, zengin bir insan, varisi yok, kimsesi yok. Vasiyet ediyor. Diyor ki benim bu servetimi bu mahallenin veya bu kasabanın, bu ilçenin, bu ilin en fakir insanlarına tasadduk edeceksiniz. Diyor. Peki bu adam öldü. Şimdi zekat teslimi yapacağız. En akıllı insanı nasıl tespit edeceğiz? Kolay değil. Bir köy olduğu zaman belki biraz daha kolaydır ama bir kasaba olduğu zaman, bir ilçe olduğu zaman hiç mümkün değil. Peki usul nedir? İmam Rabbani Kuddüs-i Sirru Hazretleri buyuruyor ki o kasabada, o köyde dünyaya en az değer veren kimse en akıllı odur. Bu miras ona düşer. Çünkü dünyanın değeri yok. Bu adam zeki olduğu için dünyaya değer vermiyor. Değeri olmayana değer vermemiş oluyor. Zekidir, akıllıdır. İşte bu cihetten baktığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu tavsiyeleri aklımızı kullandığımız takdirde efendim ne yapacağız? Ne kadar fazla okursak
daha karlı çıktığımızı anlamış olacağız. 10 ayet okuyan gafillerden yazılmaz. Peki 100 ayet okuyan kanitinden yazılır. وَمَنْ قَامَ بِاَلْفِ ayetin, kim 1000 tane ayet okursa, yani kalkıyor gece 1000 tane ayet okuyor. كُتِبَ مِنَ الْمُقَانْتَرِينَ, o mukantarinden yazılır. Yani alacağı mükafatla köşeyi dönmüş süper zengin olanlardan yazılır. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُودُ. Tabi Kur'an-ı Kerim zaten 6000 küsur ayettir. 6'da birini okumuş olacak. Hangi baba yiğitinkar olur bu? Elbette bunu yapabilenler vardır. Ancak beni dinleyen siz kardeşlerim ve dostlarımızın içerisinde bunu yapabilecek çok fazla insan elbette yoktur. Bir namaza duracak, namazda 1000 tane ayet okuyacak. Hem sesimiz buna müsait olmaz, hem de kolay değildir. Bunu herkes beceremez. Yani ezberi kuvvetli olsa bile 1000 tane ayetin kapsayacağı zaman açısından biraz zor. Aslında zor değil de bize göre zor gibi gözüküyor. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz'den rivayet edildi ki قَالَ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْلَيْلِ يَرْفَعُ طَوْرًا وَيَخْفَضُ طَوْرًا. Gece kalkıp namaz kıldığında Sultanül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okurdu ama bazen biraz sesli, bazen tamamen sessiz okurdu. Yani gece teheccüd namazını kılarken bazen sesli, etrafındakiler duyardı okuduğunu. Bazen de sessiz okurdu, okuduğunu duymazlar idi. Bir sonraki hadis-i şerife bakalım. وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالْ كَانَتْ قِرَاءَةُ النَّب۪يِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْمَعُهُ مَنْ فِي الْحُجْرَةِ وَهُوَ فِي الْبَيْتِ. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde namaz kılarken, nafile ibadetleri evinde kılardı. Evinde namaz kılarken efendim diyelim ki oturma odasında kılıyorsa, yani bugün anlaşılacak şekilde söylüyorum, oturma odasında kılıyorsa o yan taraftaki holdeki onun sesini duyuyor. Yani abartılı bir şekilde bağırmıyor ama tamamen de böyle efendim hiçbir şey anlaşılmayacak şekilde değil. O zaman namazın içerisinde gece namaz kılınırken sesle okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Efendim gizli okuyabilir miyiz? Kendimiz duyacağımız şekilde, kabirdeki duyacağı şekilde efendim okuyabiliriz. Kendimiz duyacağımız şekilde okuyabiliriz. Kabir değil, o odadaki insanın duyacağı şekilde okuyabiliriz. Şimdi burada bir başka rivayet var. Ebu Bekir Efendimiz ve Hazreti Ömer Efendimizle ilgili. Bakalım nedir bu? Ebu Katade radıyallahu anh diyor ki اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ لَيْلَةً. Bir gece aleyhissalatü vesselam Efendimiz evinden çıkmış. فَاِذَا هُوَ بِاَب۪ي بَكْرٍ يُسَلِّي يَخْفَلُ مِنْ صَوْتِهِ. Bir de bakmış ki Ebu Bekir namaz kılıyor ama görmeseydi namaz kıldığını anlamayacaktı. Çünkü karanlık. Bir de sessiz bir şekilde namaz kılıyor. Fark etti. Fark edince وَمَرَّ بِعُمَرٍ وَهُوَ يُسَلِّ رَافِعًا صَوْتَهُ. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz yoluna devam etti. Biraz daha ileride baktı bir ses vardır. Hazreti Ömer Efendimiz namaz kılıyor. Hazreti Ömer Efendimiz namaz kılıyor ama Hazreti Ömer Efendimiz'in sesi yüksek. Ebu Bekir Efendimiz'in sesi efendim düşük seviyede. Yani duyulmuyor daha doğrusu. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'in sesi hafif ama Hazreti Ömer Efendimiz'in sesi böyle dobra dobra sesli bir şekilde okuyordu. قَالَ فَلَمَّ جِتَّمَعَا عِنْدَ النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Onların hiçbirisine bir şey söylemedi. Sonra
Gün içerisinde Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin yanında sık sık toplanırlardı. Toplandıklarında Kale Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz dedi ki ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir, merartu bike ve ente tusalli tehvalu savtek. Senin yanından geçtim, namaz kılıyordun. Sen beni görmedin çünkü namazdaydın. Ama senin sesin çok şeydi, düşüktü. Efendim, yani çok sessizdin. Kale, قَدْ أَسْمَعْتُ مَنْ نَاجَيْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Doğru söylüyorsun, ben sessiz okudum. Ama ben inanıyorum ki ben kime yalvarıyor idiysem ona duyurdum sesimi. Yani Allah duymuştur benim sesimi. Her ne kadar piyasada ben efendim sesimi insanlara yükseltmedim. Dolayısıyla ben namaz kılıyordum, kılmıyordum. Görmeyen bilmez. Peki kime duyurdum ben? Benim namazımı Allah için kılıyorum. Dolayısıyla ben yalvardım Allah'tır, ona duyurdum. İnsanlara duyurmam gerekmiyor ki, insanlar zaten onlar için kılmıyorum ki ben. Allah için kılıyorum. Allah-u Teala da benim bu okuduğum şekli duydu diye inanıyorum. Bundan dolayı böyle yaptım ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Ve gâle li Ömer. Hazreti Ömer Efendimiz'e dedi ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, merartu bike ve ente tusalli râfi'an savtek. Senin yanından da geçtim. Ama sen fark etmedin beni. Sen çok yüksek sesle konuşuyor idin. Okuyordun yani. Ebu Bekir sessiz okuyordu. Sen sesli bir şekilde okuyordun. Fakale dedi ki Hazreti Ömer Efendimiz, ya Resulallah, uqidul vesnan ve atradul şeytan. Ve uyuklamaya yönelenleri uyandırıyorum. Şeytanı kovuyorum. Onun için sesli sesli okuyorum dedi. Fakale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimizin, Hazreti Ömer Efendimizin bu verdikleri cevaplardan sonra bakalım ne tavsiyede bulunacak. Şimdi Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ben sesli okuyordum. Çünkü ben böyle uyuklama durumunda olanları o sesli okumamla uyandırıyordum. Ayrıca şeytanı da kovuyordum. Benim bu okuyuşumun karşısından, yani ben buradayım, yaklaşmaz oraya diye kovuyordum onu diyor. Niyetim buydu sesli okumakta. Fakale Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz şimdi onlara cevap veriyor. Ne yapmaları gerektiğini öğretiyor. Ya Ebu Bekir, irfa min savtike şey'en. Sen şu sesini biraz daha yükselt. Hepten böyle hiçbir şey yokmuş gibi olmasın. Biraz yükselt dedi. Ve gâle l-Ümer, Hazreti Ömer Efendimiz'e de dedi ki İhfal min savtike şey'en. Sen de sesini biraz alçalt. İkisini de hali üzerine bırakmadı. Ebu Bekir Efendimiz'e dedi ki sen çok sessiz okuyorsun. Bunu biraz daha yükselt. Öbürüne dedi ki sen çok efendim sesli okuyorsun, sen de bunu biraz alçalt demiştir. Demek ki kıymetli izleyenlerim, gece namaz kılarken sesli okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Sesli okuyabilir miyiz? Okuyabiliriz. Teheccüd namazını, teheccüd ibadetini. Ebu Zer radıyallahu anh Efendimiz'den nakledilen bir hadis-i şerifi paylaşalım. Diyor ki, قَامَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَصْبَحَ بِآيَةِ وَالْآيَةُ Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gece namaza durdu. Namazda bir ayetle uğraştı durdu, uğraştı durdu. Tekrar tekrar onu okudu, tekrar tekrar onu okudu. Neymiş o ayeti kerime? Estaizu billah. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اِنْ تُعَذِّبْهُمْ İsa aleyhisselamın Cenab-ı Hakk'a arzu halidir. Kur'an-ı Kerim'de geçmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bunu burada bize örnek olarak sunuyor. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ Allah'ım bu kullarına azap edersen senin bileceğin iş, çünkü فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ Bunlar senin kullarındır. Sen ne dersen o olur. وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ Allah'ım sen bunları bağışlarsan فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ Sen gücün ve kuvvetin sınırsızdır.
Dolayısıyla istersen bağışlarsın, sana kimse karışamaz. Hakim, her yaptığı şey dosdoğru olan demektir. Allah'ım sen aziz ve hakimsin. Gücün her şeye yeter. Yaptığın işte de isabet vardır. Yanlış olma ihtimali yoktur. Öyleyse Allah'ım azap edersen sen bilirsin. Rahmetinle tecelli edersen sen aziz ve hakimsin. Bu ayeti kerimeyi durmadan tekrarlayıp duruyordu sabaha kadar diyor. Demek ki bazen öyle 1000 tane ayet okuma yerine birkaç tane ayeti tercih edip sabaha kadar onu durmadan tekrarladığını görmekteyiz. Bu ayeti kerime karşısındaki ortaya koyduğu performansını ifade etmesi bakımından önemlidir. وَعَنْ اَب۪ي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz der ki قَالَ رَسُولُ sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ فَلْيَضَّجِعْ عَنْ عَلَى يَم۪ينِهِ Sizden biriniz sabah namazının sünnetini kıldığında sağ omuzu üzerine biraz dinlensin diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi. Tabi eskiden dervişler camiye erken gelirlerdi. Zikirle meşgul olurlardı. Uzun uzun namaza zaman ayırırlardı. Fecir vakti girdiğinde biraz böyle dinlenip yeniden abdest alarak sabah namazını kılarlardı. Yani gece ibadetleri hassastı. Gündüz de uykuları gelse bile bunu elinin tersiyle itmeye çalışıyorlar idi. Onun için gece uzun ibadeti yapan bu insanlar sabah namazı sünneti kılınca şöyle bir 10 dakika 15 dakika kestirme yapabiliyorlardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onların manzarasını görerek bunu tavsiye etmiştir. Tabi bu sünnet midir değil midir bir ara bunu tamamen sünnet olarak kabul ederek uygulamasını yapıyorlardı. Ama kaynaklara baktığımız zaman, muhtelif kaynaklara baktığımız zaman bu şekilde olması şart değildir. Yani sabah namazını, farzını, sünnetini kıldıktan sonra bir süre şöyle istirahat etmek gerçekten sünnet midir, değil midir? Şafii mezhebinde bunun sünnet olduğu konusu ağırlık kazanır. İsmaila'da da Efendi Hazretlerimiz bir ara bu konuda ısrar ediyordu. Daha sonra görüşlü bir hoca efendi kendisine bunun sünnet olmadığını dolayısıyla ısrarla buna devam etmenin gerekmediğini noktasında ikna etmiş. Arkadaşlardan aldığımız bilgiye göre artık eskiden bu konuda gösterdikleri hassasiyet göstermek gerekmediğini anlamışlardır veya anlaşılmıştır. Kıymetli izleyenlerim burada konuyla ilgili bir fasıl daha kaldı. Nasip olursa bir sonraki dersimizde efendim bu hadisi şerifleri de müzakere ederek Aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece ibadetinde, gece namazındaki hassasiyetini görmeye çalışacağız. Yüce Rabbim Efendimiz'i sallallahu aleyhi ve sellem her yönüyle örnek almaya bizleri muvaffak eylesin. İçimizi onun güzel ahlakıyla, onun güzel samimiyetiyle süslemeye muvaffak eylesin diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.